Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalına herkese mutlu ve bereketli geceler. Arkadaşlar 21 Şubat yine buradayız canlı yayında. Bu defa tabii ki Rusya tarafından çetin açıklamalar geldi. Bu açıklamalar ise biliyorsunuz ki arkadaşlar piyasadaki son dakika gelişmeleri olarak tüm dünya basınına yansıdı. Tabii bu olay neydi? Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in arkadaşlar yapmış olduğu, tanımış olduğu bölgeleri artık resmi olarak tanıyıp parlamentoya gönderdi arkadaşlar. Tabii ki dünya da buna ne oldu? Büyük bir tepki verdi. Ve son dakika gelişmesi olarak, canlı olarak biliyorsunuz ki piyasalara düştü. Peki kripto varlık birimleri bu konuyla ilgili nasıl olarak tepkisini verecek? Bitcoin ve altcoin piyasası bu durumdan nasıl etkilenecek? Hepsini bu canlı yayınımızda ele alıyoruz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerinizde, güzel bir zaman geçirdiniz ve düşen ve volatil bir piyasada sizler ise gardını alıp veya tedbirinizi alıp yola devam ettiniz arkadaşlar. Tabii ki piyasalardaki son durum Rusya'dan gelen açıklamalarla ilgili biraz da tepki olsun verdi ama Bitcoin'e baktığımızda yine Bitcoin seviyelerini dünkü düşüşünden sonra bu sıralar yine korumaya ve direnç noktalarını test etmeye devam etmekte arkadaşlar. Destek kanalları oluşturup tabii ki piyasalarda son durum gelişecek ve gelişmeye devam edecek. Bizler ise size burada aktarmaya devam edeceğiz son bilgileri. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki Putin son dakika açıklama yaptı. Russia has surrounded Ukraine with 150,000 troops according to Ukrainian and United States intelligence official, raising the prospect of Russian invasions and the largest conflict in Europe in decades. Evet arkadaşlar, Macron ve birçok Avrupa Birliği'nde son dakika olarak, dünya basında son dakika olarak geçti. Ve bunu ise arkadaşlar acil bir NATO toplantısı düzenlemeye davet etti. Macron, Uluslararası Avrupa Birliği topluluğunu. Tabii Putin'in açıklamaları şu şekildeydi arkadaşlar. Bu bölgelerin zamanında bir Rusya toprağı olduğunu, tarihte bir Rusya toprağı olduğunu iddia etti ama Zelenski de bu iddiaları kabul etmedi ve bu yüzden de ciddi bir gerilim söz konusu arkadaşlar. Bu ciddi gerilimde tabii ki piyasalarda, yani bu yatırım ucu piyasalarda insanlar arkadaşlar yatırımlarını tedbir amaçlı olarak bir nebze olsun ya stop ya da satış pozisyonunu değerlendirecek. Tabii ki bizler de göreceğiz arkadaşlar. Hemen Bitcoin'e baktığımızda gün içerisinde arkadaşlar ne yapmıştı? Bir düşen trend vardı ve düşen trend nerelerden gelmişti arkadaşlar? Bu seviyelerden gelmişti. Burada zaten bir negatif uyumsuzluk olacağı düşün haberiydi. Burada bir çanak formasyonu oluşsa da yukarı destek kanalımızı, direnç kanalımızı kırıp desteği dönüştüremedi arkadaşlar. 45.500, 44.500 seviyeler üzerinde kapanış yapması lazımdı. Ve daha sonrasında ise 45.500, 45.700 seviyeler üzerinde kapanışlar yapması lazımdı. Bunu gerçekleştiremedi. Alttaki destek kanalı aralığındaki hareketini de dışına taşarak, yani 41.650 seviyelerin aşağısına taşarak burada bir diğer destek altı oluşturmaya çalışsa da arkadaşlar 40.207 seviyesinde yine bir sert satış baskısıyla karşılaştı. Burada yatay trendde pekişmezlik olup arkadaşlar tabii ki daha sonra ne oldu? Alışlar geldi bu seviyelerde ama tekrar yine bir sert bir satış baskısıyla son dakika tekrar sert yukarı yönlü hareketiyle bu sıralar bu destek altı 38.200 destek altında tutunmaya çalışmakta. Tabii ki 38.000 destek altının düşüşü sonrasında arkadaşlar 36.000 alt destek seviyeleri görülebilir. Tabii RSI bandına baktığımızda bir korku havası yine hakim olduğunu görüyoruz ama çok da volatil bir piyasa söz konusu değil şu bant aralığına baktığımızda. Hangi bant aralığını baz alacağız arkadaşlar? 36.000 44.800 aralığını baz alacağız. Tabii ki piyasada buna bakalım tepkisi nasıl verecek göreceğiz. Altcoin piyasasında da tabii ki düşüşler var. Ramazan Bey hoş geldiniz, iyi akşamlar. Altcoin piyasasındaki tabii düşüşlerde Total 2 market cap'e dün olan veriler arasında çok büyük bir fark olduğunu göremiyorum. Bitcoin dominansa baktığımızda arkadaşlar, Bitcoin dominansı ise durumlar yine yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmekte. Bitcoin dominansı RSI ve MACD tarafına baktığımızda da doğrulamakta. Yukarı yönlü hareketlerini geliştiren Bitcoin dominans etkisi de bu altcoin piyasasına yansımakta arkadaşlar. Tabii Bitcoin ana indeks olduğu için hala etkilerini göstermekte ve buna bağlı da dominansını diğer alt kripto varlık birimleri üzerinde
sıkça baskılandığı üzere, burada yayınlarımızda belirttiğimiz üzere göstermekte. Arkadaşlar, Borsa Trader kanalındasınız ve bu kanalda anlatmış olduğum hiçbir bilgi ve içerik yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tabii gün içerisindeki piyasaların volatil olması, bu bant aralığı düşüşü ve bu daha sonrasındaki bant aralığındaki düşüşün yaşandıktan sonraki kırılan destek kanalları arkadaşlar, tekrardan direnç noktalarını test etme aşamasında Bitcoin'deki satış baskısı hala devam etmekte. Ve son dakika gelişmelerinden bir tanesi ise, biliyorsunuz ki Putin'in yapmış olduğu açıklamalarda Ukrayna Rusya tarafından yaratılmıştır. Ukrayna'nın doğusu eski Rus toprağıdır söylemleri belli başlı çıkışlar yaşadı tabii ki. Pardon. Çok çok pardon. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıyacağız gibi söylemler gerçekleşirdi arkadaşlar. Tabii daha sonra baktığımızda Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın profil fotoğrafı da değişti. Kremlin bu bilgileri doğruladı arkadaşlar. Putin biliyorsunuz ki geçtiğimiz saatler içerisinde bir ulusal sesleniş konuşması yaptı ve Güvenlik ve Savunma Konseyi ülkede sıkı yönetim uygulamasına izin verdi. Biraz sanki durum biraz daha tansiyon yükseliyor gibime geliyor ama göreceğiz, izleyeceğiz. Umarım tabii ki savaş çıkmaz. Savaşın çıkması demek piyasaların olumsuz yönde etkilenmesi diye tabir edilir. Çünkü yatırımların ucunda insan varlıkları var. Tabii bu konularda çok hassas ve ince konular arkadaşlar. 38.160 seviyelerinde seyrin devam ettiren Bitcoin bu sıralar bu noktalarda arkadaşlar bir destek kanalı oluşturdu. Burada bir destek kanalını görüyoruz burada. Tabii ki volatil hareketler devam ediyor. Bu destek kanalının daha sonraki hareketlerine baktığımızda yine burada gelen yükselen tepelerdeki kırmaya çalıştığı direnç noktaları arkadaşlar. Daha sonra direncin üstünde kırarak destek kanalını oluşturdu. Daha sonrasında tekrardan bir direnç kırılışı ve yukarı yönlü sert hareketin yapmış olduğu seviyelerdeyiz arkadaşlar. Tabii en düşük seviyeydi bizim için. Geçmiş dönemlerde 33.000 seviyelerini test etti, yani bu seviyeleri test etti. Daha sonra bir yükselen kanal içerisine girdi ama burada arkadaşlar bir düşen trend var. Bu düşen trend tabii ki ne olur, yukarı yönlü hareketini yapması beklenir ama Rusya ile ve Ukrayna altındaki gerilim tansiyonu gerçek anlamda yükseltti. Putin'in son yapmış olduğu ulusa sesleniş açıklamasında da Donetsk ve diğer bölgenin bu Rusya toprakları olduğunu iddia etti. Ve bunun ardından Rusya'da sıkı yönetim ilan edildi. Son dakika gelişmeleri Avrupa Birliği bir alarm şeklinde geçti. NATO acil bir toplantı çağrısı yineledi. Piyasa buna bu şekilde bir tepki verdi arkadaşlar. Evet, bu arada herkese iyi akşamlar diyorum. Gelenlere hoş geldiniz. Sevgili Gonzales, İbrahim Bey hoş geldiniz. Ramazan Bey hoş geldiniz. Melih Bey hoş geldiniz. Arman Bey hoş geldiniz tabii ki. Şöyle bir söylentiler var piyasadaki. Yalnız şöyle söyleyeceğim ben arkadaşlar. Ben kendi yorumumu katmak istiyorum. Yani bu noktalara iğne atabilir mi? İhtimaller dahilinde gerçekleştirebilir. Hangi noktalara iğne atabilir arkadaşlar? Bunlara biraz bakacağız. Bu arada arkadaşlar, yayında sesim net geliyor mu? Her şey yolunda mı? Sizler neler yaptınız bugün? Piyasalar nasıl değerlendirdiniz? Sizin fikirlerinizi de yorumlarda görmek isterim. Önemli olan burada bir fikir tartışması. Ama ben kendi fikrimi tabii ki burada sizlere açıklayacağım, ifade edeceğim. Şu anda Bitcoin'de bir panik havası hakim olma ihtimali gerçekleşebilir. Ukrayna'da tansiyon yukarı doğru çıkıyor. Bu sebeple de arkadaşlar dünya basınının, dünya ülkelerinin gözleri Rusya'daki açıklamaya çevrilmişti. Bu açıklamaların sonucunda ise piyasa bir tepkime verdi. Nasıl tepkime verdi? Çok da büyük bir tepki vermedi. Neden vermedi? Bitcoin ve altcoin piyasaları arkadaşlar. Evet, yatırımcı ilişkisiyle ama Ukrayna'daki savaşın, Rusya'nın Ukrayna'nın bu iki bölgeyi işgal etmesinin bu piyasaların üzerinde çok aman 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 böyle çok büyük böyle bir etki yaratacağını düşüncesi içerisinde değilim ben. Bunu da şöyle yorumlayacağım arkadaşlar. Bu kripto varlık birimleri insanların banka gibi, yani banka gibi demeyelim de böyle maddiyatlarını, finansal varlıklarını depolamış olduğu bir resmi bir varlık bölgesi olarak tanımıyor. Yani her şey blockchain ağı üzerinden transferler oluyor. Tabii ki merkeziyetsiz olduğu için oradaki bir yaşanan savaş tansiyonu gerilimi bir nebze suni bir düşüşler ve yatay seyir yaratacaktır. Peki bu seviyeler neyi görür mü diye düşünüyorsanız, zaten Bitcoin arkadaşlar bu dip seviyeyi gördü. Yani burada bir boğa sezonundan çıktık uzunca, zaten 69.000 seviyelerinden bir boğa sezonundan çıktık. Çıktıktan sonra bu seviyelerin görmemesi, bu seviyelerin yani oluşması
Çok da bir büyük anlam ifade etmedi. Yani 69 binden tutmuş 33 bin lira düşmüş. %55'lik ortalama bir düşüşle, yani ortalaması daha fazla diyebiliriz. Yani bakın, yüzde evet %50, 50, 51'lik, 52'lik bir düşüşle attığı iniş noktası 53'e yakın. Düşüşle arkadaşlar yarısından fazla düşmüş. Tabii ki bu Bitcoin piyasası arkadaşlar, kripto varlıklarının piyasası. Şu anda bir sert bir sağlam bir direnç gösterdiği düşüncesi içerisinde olabilirim ama total 2 market cap verilerine baktığımızda hala 980 milyar dolarlarda arkadaşlar. Yani dün bu rakamlar neydi? Hemen bakalım, dün bu rakamlar neydi arkadaşlar? Yine dün bu rakamlar bu sayı 966'ları gördü arkadaşlar. Yani daha düşüğü gördü. Bu varlık birimlerinin biraz daha sanki geleneksel borsa dediğimiz, geleneksel hisse dediğimiz bir birimlerden farklı bir değer gösterdiği düşüncesi içerisindeyim, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet. Sizce bugün 35'i görür mü? Bitcoin hiç tadı tuzu yok. Short girdim mantık mı BTC'de? Sevgili Melih Bey, biz kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Uğur Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Salı kaçla kapatır? Hocam Yusuf Efendi. Abi bu güzeldi. Sevgili Arman, bak bu çok güzeldi. Yusuf Endeksine bakar mısın? Ya var ya. Evet abi, böyle güzel bir yayın olmasını diliyoruz. Sevgili Dursun Özcan Bey, ben teşekkür ediyorum. Yusuf Endeksine hemen bakalım. Evet, Bitcoin Yusuf en Yusuf Endeksi. Evet, açıyoruz hemen. Evet, this time is different diyor burada. Yani artık başka bir zamandayız. Yani bu zaman başka bir zaman diyor, böyle hayal görüyor. Çok güzel. Sabitlemiş mesajı ama hemen baktığımızda arkadaşlar, Extreme Fear'de, yani 9 saat önceki veri paylaşılmış. Yani aşırı bir korku piyasasında. Korkuda mal toplanır. Yani bakın, bu sıralar alım seviyesi mi diye değerlendirecek diye söylemler olduğunu biz de varsayılım olarak kabul edelim. Korkuda ne diyoruz arkadaşlar? Mal toplanır. Coşkuda mal satılır. Yani buralar, bu seviyeler kademeli alım seviyesi olarak değerlendirilebilir. Burası netral bir bölgedir. Burada trend yataysız, yani kararsızdır. Alım ve aşırı alım piyasadaki en ufak kırılgan noktalarda ya böyle gelir ya böyle gelir arkadaşlar. Zaten böyle geldikten sonra bu tarafa doğru zorlar. Ama tabii ki böyle geldikten sonra burada alımlar çoğalır ve bu noktalarda durmaya başlar. Benim şahsi görüşüm, bugüne kadar yapmış olduğum analizlerim bu yönde. Çünkü Extreme Fear dediğimiz korku olayı, Yusuf Yusuf olayı, Yusuf Yusuf endeksi şu anda 25 göstermekte arkadaşlar. Evet. Evet, yayın çok bulanık diye geldi. Aa, acaba neden? İnternet hızımız da gayet güzel. Yani fiber kullanıyoruz. Ama neden böyle? Anlam veremedim. Şu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar. Ya Bitcoin Fear and Greed Index, yani korku ve açgözlülük indeksine baktığımızda şu anda aşırı bir korku havası olduğu iddia ediliyor. Yani analizi bu indeksin verisi şu anda 25'i göstermekte. Bunu da Extreme Fear diyor, yani aşırı korku diyor. Tabii ki bu aşırı korkunun sebebi son haftalar içerisindeki yapılan Rusya ve Ukrayna'nın savaş söylemleri bu piyasayı ciddi anlamda manipüle etti. Zaten biz bir düşen trendteydik. Düşen trende baktığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Biz düştükten sonra yukarı yönlü hareketlerimizi gerçekleştirmeye çalıştık ama burada direnç seviyelerini kıramadı. Biraz da FED kararı, biraz da Rusya tarafı bu bölgeyi dispute etti, yani çıkarttı. Bu bölgeyi biraz etkiledi. Daha sonrasında ise tekrar yukarı dönüyor denemesini yaptığı zaman piyasalar ve total alt kripto piyasaları ve total 2 market cap Bitcoin'e baktığımız zaman aynı.
Bu seviyeleri kıramadı ve FED kararı dediğimiz gibi enflasyon verilerinin açıklanmış olduğu tarihten sonraki tutanağa geçmiş oldu. Tutanakların yayınlanmasıyla piyasalarda inanılmaz bir panik havası yaratıldı. Ve bu düşüş geldi. Düşüşün devamında panik satışları ile ilgili arkadaşlar Bitcoin her tutunmasıyla her bir manipüle haberle panik satışları, kaldıraçlı işlemler de tabii ki buna ait geldi. Ama 4 saatliğe baktığımızda hala alımlar var ve yukarı yönlü hareketlerini yapması kaçınılmaz. Tabii Bitcoin tarafına bakarken piyasaları da ele almak lazım arkadaşlar. Rusya ve Ukrayna tarafı da bu bakalım yukarı yönlü hareketini etkileyebilecek mi? İzleyeceğiz arkadaşlar. Kademeli olarak değerlendirilebilir. Evet, o yüzden de çok da fazla bir panik yapmamak lazım. %15 düşüş yaptı. Şu an tüm bakiyemden normal olacağım. 15. Hocam sen box'a bakabilir miyiz? Sen bakabilir. Tabii bakabiliriz. Şurada bir gramer hatası olmuş sevgili Arman Bey. Bakabilir. Birleşik misiniz ayrı olması lazımdı. Neyse biz Bitcoin ile altcoin piyasasını indeksine devam edelim arkadaşlar. Sevgili İbrahim Bey %15 düşüş yaptı. Şu an tüm bakiyemden normal hocam 15. Bunu anlayamadım sevgili İbrahim Bey. %15 düşüş bu piyasada zaten olabilir yani kaçınılmaz. Bir ortalama ATH yaptıktan sonra %30'a kadar bir düşüş yapabilir. Bu da son bir düşüşten önce çıkış evresi yani düşüşten sonraki çıkış evresindeki bir düzeltme düşüş yaşandı. 48.700'den aldım. İyi mi acaba? Marman Bey. Kademeli almak fayda sağlardı. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi paranın yani finansal varlığınızın %25'ini şuradan, %20'sini şuradan, %25'ini şuradan, %25'ini şuradan. Tabii piyasayı izlemek lazım yani. Nerede izlemek lazım? Yatay trendde mi izleyeyim miyiz? Tabii ki şimdi bize yayınlarımız biraz gece geç saatlerde oluyor. Yani Borsa Trader Telegram kanalımıza arkadaşlar bakın şurada sabitlenmiş. Bu sabitlenmiş olduğu bölgede bu kanalın içerisine girerseniz bir VIP sinyal grubumuz var. Tabii onu da bu kanalın içerisinde paylaşmadık. Daha sonra bunu içerisinde paylaştığım zaman günlük düşen trendte bile güzel sinyaller yakalayacağız arkadaşlar. Güzel sinyalleri sizlerle paylaşacağız. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii ki ne olacak? Bu kanal içerisindeki son gelişmeleri aktarıyoruz arkadaşlar. Son dakika bilgileri de aktarılıyor. Tabii çok böyle fazla aşırı bir manipüle edilen bilgi içeriği yok. Çünkü ya, yangın tutuşmuş yangın tedavilerine gerek yok bence. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Bu yüzden de şöyle yapmak lazım. Temiz filtre edilerek yani çok fazla şimdi piyasadaki %10'luk 15'lik düşüşü zaten kaldıramazsak bu piyasada işimiz ne? Bir de böyle bir yayın yapma, böyle bir yorumlamak lazım. Çünkü bu piyasadaki %5 ile 30 arasındaki düşüşler arkadaşlar bunlar gerek balina alımları, gerek panik satışlarıyla, gerek şeyle devam ediyor. Ama düşen trende girdiğimiz zaman düşen trendin seyrini izleyip ona göre gard almak, pozisyon almak önemli. Yükseliş potansiyeli olan tokenlar, coinlere girmek önemli. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Hocam kaldıraç dediğim öyle aşırı değil zaten. Kaybetsem üzülmem 15 dolar. Melih Bey tamamıyla size bağlı bir durum. Sizin finansınız yani 70, 15 ama 75 yapmışsın hocam. Yani bu şimdi kaldıraç 75'te yokuş aşağı gider yani maşallah. Tabii ki bereketiniz bol olsun. Aman aman kaybetmeyin. Evet, yayın bulanık mı değil mi arkadaşlar? Bunu bir netleştirelim. Ben de gayet net gözüküyor. Bir şey gözükmüyor. Yani YouTube'da herhangi bir sinyal azalma uyarısı yok. O yüzden de sizden bu yorum alırsam iyi olur. Sevgili Arman Bey, yorumu yapacağım bununla ilgili. Yaptım zaten az bir açıklama ama tekrar devam edeceğim. Feyyaz Bey hoş geldiniz. Gökhan Bey hoş geldiniz. Kamil Bey, aleykümselam. Hoş geldiniz hocam. Burak Bey, hoş geldiniz. Burak Bekin. Shinja ve Kişu bakacaktı. Bakalım hocam bugün. Feyyaz Bey, Ukrayna tarafından açıklamaları bekliyoruz. Saat 1'e doğru hocam böyle bir haber kulağına geldi mi? Şimdi şöyle bir şey. Feyyaz Bey, zaten böyle bir açıklamalar sonrasında bir Avrupa Birliği acil bir NATO'yu olağanüstü toplantıya davet etti, çağırdı. Toplanma çağrısı yapıldı. Ülkelerde son dakika gelişmeler, son dakika açıklamaları muhakkak gelecektir yani. Ve tabii şimdi olayın muhatabı ana direkt Ukrayna olduğu için, ana aktörlerinden Ukrayna virüsü olduğu için Rusya'nın açıklamasından sonra Ukrayna'nın boş kalacağını düşünmek olmaz yani. O yüzden de bakmak lazım.
Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, Borsa Traderlik kanalına yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiler diyorum onlara. Tabii ki piyasalardaki son durumu ele alıyoruz. Rusya tarafında Putin'in Ulusa Sesleniş adlı konuşmasında güzel bir açıklama yaptı. Yani güzel derken kendi ülkesi, kendi konumu, coğrafi konumu ve kendi menfaatleri için güzel bir açıklama yaptı. Ukrayna'daki Donetsk ve diğer bir bölge şehri olan arkadaşlar, hemen ismini çıkartamadım arkadaşlar. Evet, Luhansk, evet Donetsk doğru. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıyacaklarını haber etti. Zaten buranın, bu toprakların Rusya'nın tarihinde toprakları olduğunu iddia ettiğinde direkt bir savaş çağrısı olmasa da derin bir subliminal bir mesaj verdiğinin anlamı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii bu piyasayı paniklettirir mi? Kırılgan bir piyasadayız. Volatilitesi çok yüksek. Her an bir satış paniğiyle patır patır dökülebilir. Tabii burada destek kanallarımız bizim ne oldu? Çalıştı. Biz zaten dedik ki 40.200 seviyesini, bakın önceki canlı yayınlarımı izleyenler varsa bu seviyelerden bahsetmiştim. Daha sonrasında 39.500, daha sonrasında da 38.200 ve aşağı 200 seviyelerinden bahsettik. Buralarda bir destek kanalımız var. Tabii RSI bandına baktığımızda arkadaşlar şimdi bir yatay trenddeyiz. Yani çok volatil. Bakın şu bölgeler ciddi manada bir alış ve satışın olduğu bölge, yani çok dar bant aralığında hareket ediyor. O yüzden de kararsızlık piyasası var ve Extreme Fear diyor Yusuf indeksine baktığımızda 25'te arkadaşlar ve yani alım bölgesinde, burada alımlar düşünülebilir. Alpine bakacağız. BTC 33K seviyelerini düşerse Butterflex 5 rallisine gireceği ve durdurulamayacağı söylüyor. Sizce ne düşünüyorsunuz hocam? Evet hocam, değerlendirmek lazım. Bu piyasada söylemler çok. O yüzden de durdurulamayacağı söylentisi alımlara gelir. Yani MicroStrategy firması şu anda elinde inanılmaz bir Bitcoin sayısını bulundursa da hala diplerden alım seviyeleri geliyor. O yüzden de bu alım seviyelerini binaen de arkadaşlar ne oluyor? Hala bir piyasada alımların olduğu devam ediyor. Yani millet düştükçe topluyor arkadaşlar. Bu şimdi buna şöyle bakmak lazım değil. Düşüyor, aman aman Allah elinizi atın kaçın, yani o şeydir, yani paniktir, yani başka bir şey değil. O yüzden de bu elinizden atmış olduğunuz Bitcoin'leri toplayanlar var, yani o miktarlardan satanları burada toplayanlar var. Buradan satanları burada toplarlar arkadaşlar. Yani buradan satanları burada toplarlar. Bu şekilde ilerler. Tabi burada alıp burada sattığın zaman burada toplarsan mantıksız olur. Anlatabiliyor muyum? Yani aynı döngüyü, şuradaki kısır döngüyü tamamlamış olursun. Logaritmik hedefe baktığımız zaman. Evet arkadaşlar, Rusya'dan gelen son açıklamalar bu şekilde. Hemen tabii ki bu manada Twitter'daki son gelişmelere bakalım. Tabii dünya basınında canlı olarak Ukraine, Putin recognize independence of Russian territories. Bu piyasalar bu şekilde devam ediyor. Son gelişmeler tabii ki ciddi manada yatırımlar, yaptırımlar uygulayacağı söylüyor Rusya'nın bu hareketlerine binaen Rusya tarafına. Tabii bu yatırım yaptırımlar arkadaşlar nasıl etki edecek? Büyük oligarkların ülkeden çekilmesini, ciddi bir ekonomik krizin yaşayacağını Çin, İran tarafı, Rusya tarafı bir birlik olabileceği ihtimali ve daha sonrasında ise yeni bir dünya düzeni, yani kurulabilir. Sıkıntılı bu durumlar arkadaşlar. O yüzden de çok ciddi manada panik satışlarına denk gelmemek lazım. Panik satışları bu yüzden de çok dikkat etmek lazım panik satışlarına. Şimdi bu arada yorumları da okuyorum arkadaşlar. Shinja'ya bakalım hemen. Ben Shinja'ya yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir miktar yatırım yaptım. Orayı unuttum, yani unuttum derken rahat bir hafta 10 gün oldu, bakmıyorum yani, öyle söyleyeyim. Vakti var, bakacağım vakti var.
yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir değerlendirmeyi alacağım arkadaşlar. Evet, sevgili Feyyaz Bey, benim daha önceki yorumlarımda da zaten bunu dile getirdim. Çok merkeziyetsiz bir borsayız ama piyasadaki gelişmelerden neden etkileniyoruz? Bu da şu şekilde yorumlanabilir. Arkadaşlar, piyasada yatırım ucundaki varlık insan psikolojisi olduğu için bu varlıkların merkeziyetsiz olması, yani yayının başında bunu belirttim. Finansını gidip siz gidip finansınızı bir bankaya yatırıyorsunuz. O bankanın yeri belli, yurdu belli. O bölgede savaş çıksa, evet doğru, yatırımınıza bir risk teşkil edebilir. Ama merkeziyetsiz dediğimiz bir borsada, merkeziyetsiz dediğimiz gibi kripto varlık birimlerinde, bu bölgede arkadaşlar, yani dünyanın bir tarafındaki savaşın olması ancak ve ancak şu şekilde söyleyeyim. Yani herhangi bir borsanızın bulunduğu merkezi konumda, Binance'in işte merkezi, ana merkezi neredeyse, ama cloud arkadaşlar, bu sistem cloud. Sisteminin zarar görmesi, tabii o da şu anda zaten sigortalatıyor biliyorsunuz. Çalınmaya, verilerin çalınmasına ve bir takım sıkıntılı olaylar yaşanılmasına karşı insanların Binance borsası gibi, örnek veriyorum, belirli borsalardaki tabii böyle bir politika izleniyor. Para, maddi finansal varlıklarını veyahut da tokenların, coinlerinin zarar görebilme ihtimaline karşı sigortalatma yöntemine gidiyorlar. Bu da yeni oluşan olgulardan bir tanesi. Binance bunu geçen duyurdu. Bunun üzerinde çalıştıklarını da ima etti. Şimdi bu böyle, yani merkeziyetsizden kastımız bu. Ama işte bakın, görüyorsunuz yan taraftaki komşu diyor ki, ya diyor, Rusya Ukrayna'da savaş çıkacak diyor. Hop diyor, Ahmet abi bak diyor, savaş geliyor diyor, sat 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 diyor, bağırıyor böyle, koşturuyor, tamam. Ondan sonra ne oluyor? Ahmet abi gidiyor, satıyor tokenini, coinini. Bir bakmış arkadaşlar, 38 binden çıkmış 50 bini. Ya diyor, Mehmet diyor, bana saldırdın sen diyor, bu coin'i, tokeni diyor. Ben diyor şimdi ne yapacağım diyor. Ahmet abi 5 tane bitcoin'i varken bu sefer aynı miktarı, aynı finansal varlığı 2 tane bitcoin alıyor. Bu da böyle bir şey. Tabii arkadaşlar, yani merkeziyetsizlikten kastı bunun, gidip dediğiniz gibi bir savaş bölgesindeki bankaya siz burada paranızı yatırmıyorsunuz. Bu varlık, bu kripto varlık biliyorsunuz ki bulut tabanlı. Birçok şu anda herkes bulunduğu dünyanın dört bir yanından o token'ı belli başlı borsalardan satın alabiliyor. Yani bu borsa bir tane de değil. Bunda Gate.io'su var, Binance'ı var, Maxis'i var, Coinbase'i var, Kraken'i var, Robinhood'u var. Var da var yani. O yüzden arkadaşlar, önemli olan tabii ki oradaki arzın yatırmış olduğu maddi finansal varlık miktarının ne kadar olduğu, o bölgeden gelen yatırımın ne kadar olduğu söz konusu. Ya ama insanlar zaten bunu buluta yüklemişler. Oradan şimdi adam çıkar, savaşta olan adam bunu ailesine, torununa, belki gelecek kuşak nesillerine bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Soğuk cüzdanı çekenler var, alıp cüzdanı silenler var. Borsa bir şey uygulamasını silenler var. Var da var yani. O yüzden arkadaşlar, benim sadece şahsi görüşüm, yatırım tavsiyesi içermemekle, olmamakla birlikte, eğer ki bir savaş söylen, savaş çıksa ihtimali bile, düşüşler yaşanabilir. Düşüşler sonrasında arkadaşlar muhakkak Bitcoin yukarı yönlü hareketini yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, Shinja'ya şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Shinja, biliyorsunuz ki arkadaşlar, bol sıfırlı bir token. Bol sıfırlı bir token olmasına rağmen farklı farklı projeleri var. Bunlardan bir tanesi de ben cezbettiği için ben de bir ufak bir yatırım gerçekleştirdim. Çünkü bunlara unutabileceğiniz miktarlarda, yani risk faktörü yüksek bunların arkadaşlar. Alın bakın, size hemen bir tane babysi çıkmış yani, doğurmuş hemen. Hemen Shinja bir tane de doğurmuş, baby Shinja Shibnomi çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Coin Market Cap verilerine baktığımızda ilk 3 bin içerisinde 2980 sırada yer almakta. 86.300 kişi ortalamasıyla izleme listesinde bulunmakta. Bu manada bugünlerde %3'lük bir artış göstermiş. Sıfırları bol olduğu için buradan zaten siz sayabileceğinizi düşünüyorum. Benim çünkü saysam şu an nefesim yetmeyecek bunu, ama muhtemelen kaç sıfır olduğunu göremiyorum ben burada. Arkadaşlar muhtemelen bir 12 tane sıfır var diye düşünüyorum. Hemen baktığımızda Decentralized Exchange, Smart Contract, Staking, Cüzdan, Metaverse ve Oyna ve Kazan arkadaşlar var. Dix var. Bu şekilde Ethereum ağı üzerine kurulu sertlik denetimi tabi arkadaşlar. İnternet sitesinde geçerken de piyasadaki son hareketlerine bakalım. Son zamanların en yüksek seviyesini ve tüm zamanların en yüksek seviyesini ne zaman yapmış arkadaşlar?
Tabii ki bayağı bol sıfırlı var. Hala da bu şekilde devam ediyor. Yani CoinMarketCap verileri çok fazla burada veri veremiyor, veri çekemiyor. İşlem çiftine baktığımızda hangi borsalarda görmekte ve görülmekte arkadaşlar? Bunu da bir değerlendirelim buradan. Tabii ki tamamıyla Uniswap, Elbank, Profit Global, Bitmart, Hotbit de var. Arkadaşlar Bitmart'tan bu temin edilebilir. Bitmart'ta yüksek bir komisyon çifti kesilmekte. Bunu da bilginize aktarayım. Ben burada bir kısa bir ilk aldığımda al sat yapmıştım. Benden ortalama 1000 dolar civarı bir işlemden 50 dolara yakın bir komisyon çifti komisyon kesti. Eğer ki üye olmak isterseniz Bitmart arkadaşlar yorumlar sekmesinden değil de videomuzun izlemiş olduğumuz canlı videonun veyahut da diğer videolarımın açıklamalar sekmesine girin. Kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarak arkadaşlar açıklamalar herhangi bir videomun açıklamalar sekmesine girerek altta Bitmart ile ilgili size referans linki bırakacağım. Referans linki bu referans linki ile kayıt olmanız takdirinde arkadaşlar yapmış olduğunuz işlemlerde yüksek komisyon ödememe şansına sahip olacaksınız. Arkadaşlar bu arada kanalıma yeni gelenler varsa hoş geldin diyorum. Borsa Trader kanalında günlük olarak sizlere Bitcoin ve altcoin analizleri ve Borsa Trader Telegram kanalımızda yorumlar sekmesinde yani YouTube'umuzun yorumlar sekmesinde burada bu bölgede şuna bastığınız zaman Telegram kanalımıza girip arkadaşlar oradaki günlük belli başlı sinyalleri alabilir ve son dakika gelişmelerini oradan benim kendi yorumlamalarımı oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermiyor o arada. Tabii ki Xinjiang'ın internet sitesine hemen girelim. Shibnobi aslında ama Xinjiang arkadaşlar çift işlemde görmüş olduğu adı. Buy on Uniswap diyor. Buradan hemen bir Uniswap'ten satın alma yönlendirmesi var. Phoenix, Bitmart ve buradaki belli başlı sayfaları anaya koymuş. Tabii ki bir ninja burada bir ninja resmi görüyoruz. Anlamı The World's Most Deadly Shiba yani dünyanın en ölümcül Shiba'sı olduğunu iddia ediyor. Shibnobi Shinja is an innovative deflationary token aiming to realize DeFi building its own Kusari blockchain, introducing a multi-chain swap, Doge swap across Ethereum, Binance, Kronos and Polygon. Evet arkadaşlar yani birçok ağın ortak buluşumunu temsil edeceğini diyor. Kusari blockchain'i diyor. Yani bu tamamıyla farklı bir yazılımdan bahsetmiş yani özellikle DeFi building diyor ve bu arada diyor deflationary token diyor yani ne demiştik biz enflasyon karşısında deflationary yani eğer ki enflasyon düşüyorsa Shiba yükselecek diyor gibi bir yorumlama yapmışlar kendine tabii ki sertifikasyon tabi audit report'a var mission statement'de çok fazla bir şey göremiyorum. Takımına bakalım kimler var. Bu arada aynı zamanda da arzına bakalım burada. Dolaşan arz yok. Maksimum arz yok. Toplam arz yok. O yüzden de arzını çok fazla verebiliyoruz. Ama 24 saatine baktığımızda %10'a yakın yani %7.11 civarında bir hacim girdisi var. İçeride hala alımlar var. Yani daha piyasa çiftinde 3-4 tane borsada bulunmakta. O yüzden de biraz daha yükselişlerde sıfırlar atacaktır ama riske atabileceğiniz miktarlarla değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte arkadaşlar. Evet. Sevgili Cihan Bey hoş geldiniz. Hocam arzına parantezli bir yorum bekliyorum. Arzına parantezli bir yorum bekliyorum. Şimdi arzı yok ki zaten parantezi koyalım hocam. Hocam Baby Shinja ile uzaktan yakın alakamız yok. Scam coin olabilir Baby Shinja. Tabii canım yani şimdi Baby Shinja Baby Dogecoin gibi değil yani. Baby Dogecoin ne yaptı? Bir anlaşma yaptı. TSG Hoffenheim'la ilgili bir anlaşma yaptı. 13-0'lı hocam. Teşekkür ediyorum sayeden için. Ben Hotbit'te tutuyorum biraz. Yükselirse soğuk cüzdan atmayı düşünüyorum. Bu mantıklı mı? Sevgili Feyyaz Bey tabii ki soğuk cüzdan atmak da mantıklı olabilir ama Hotbit'te tutmak da mantıklı olabilir. Şöyle bir şey düşünüyorum bu konuyla ilgili yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ETH seviyelerinizde kar realizasyonları yapmanız önemli yani 13.0'lı coin 4.0 atmış ama sen tutmuşsun soğuk cüzdanda belli bir zaman sonra gelmiş yere o 4.0'ı geri kazanmış o yüzden bir kar realizasyonu kar cebe yakışmadıktan sonra kar ettim diyemezsin yani kardan zarar etmek de ayrı bir konu yani aldığın seviyeyi zaten kat kat çıkacağını düşünüyorum. Eğer ki bir şaka meme coin olarak değil ve hatta yatırımcısı arkasındaki geliştiriciler arkasında duracaksa bakmak lazım. Evet. Enteresan. Hikayelerine bakmak lazım. Cliff Fettner, Luxi, Spiros Palmer, Andrei Santos. Evet arkadaşlar, sizin gözünüz tutuyor mu bu arkadaşlar, bu vatandaşları?
Ya ben şöyle bir şey gördüm. Bu adamı ilk görünce arkasında böyle bir hapishaneden bir fotoğraf çekilmiş gibi gördüm. Bu da biraz enteresan. İnsan en azından bir şey koyar ya. Böyle pikseli yüksek bir fotoğraf koyar. Doğru mu? Evet. 5 tane dil koymuşlar. 6 tane pardon. Flemish, Dutch, Chinese, Arabic. English, French, German. Evet, SEO Developer'ın bir YouTube'una bakmak istiyorum arkadaşlar. Şey Twitter'ına pardon. Dojo Swap, Shibnomi Coming Soon diyor. Bakalım. I've decided that regardless of our charity for the Nigerian communities, which is called, we will cover the difference. Evet, yardım bir charity. Evet arkadaşlar. Bir yardım ağı başlatmış gibi ve bu manada da toplumun, yani Robin Hood'un, Elon Musk'ın, Adam Ashelton'un, belli başlı insanların tepkisini çekmeye çalışmaktalar. Yani böyle bir yatırımcı çekme amacı çalışmaları devam edemekti. We are just getting started. Martin Covey diye bir isim destek vermekti. Evet, if you are not buying Shibnobi, you should. Almalısın diyor. Tabii bunlar tehlikeli şeyler. Yatırım tavsiyesi veriyor. Evet, Cobra Kai, eski bir oyuncu. Evet arkadaşlar, eski bir aktör. Tabii ki yatırım tavsiyesi veriyor yani. Geçtiğimiz dönemlerde Drake, Kanye West, bunlarla ilgili de Amerika basında söylemler çıktı ama izlemek lazım. Yani bayağı bol sıfır var arkadaşlar. Roadmap'a bakalım, yol haritasına bakalım. Shibnobi focuses on developing a user-friendly multi-chain swap in DeFi ecosystem. Shibnobi kullanıcı dostu çoklu ağ swap'in ve DeFi ekosistemine odaklanmış ve geliştirmekte diyor. DojoSwap conceptualized to address the lack of user-friendly tools across EVM-compatible networks in DeFi. DojoSwap will be built on a decentralized EVM system, leveraging liquidity pools powered by users, enable seamless crypto trades across multiple chains. Evet, Kusari blockchain ilgimi çekiyor. Shibnobi's proof-of-stake blockchain hard forked from the Ethereum blockchain. This blockchain will offer cheaper gas fees and then Ethereum at faster transaction at Ethereum block. It consists of Kusari mainnet, testnet and Kusari Explorer. Arkadaşlar diyor ki bu diyor Ethereum blockchain'den diyor ciddi bir şekilde daha düşük bir gas fee ücreti ödemeyi gerçekleştirecek diyor yakın zamanda. Yani bunlardan bahsediyor. Kusari Explorer'a bakmadım. Kusari blockchain'e ana bakmak lazım. Yani daha hızlı, Ethereum'ın daha hızlı ve daha düşük bir blockchain üzerindeki bir çift işlem transfer ücreti gerçekleştireceğini iddia ediyor. Enter the Shibnobi Virtual Reality Metaverse. When the users arrives, they will find themselves on the Dojo disk. From there, then the users will be enabled to explore all the things Shibnobi style and find directionary of establishments on other disk in the universe. Yani Shibnobi'nin sanal gerçeklik bir metaverse alanındaki bir çalışmalarını devam ediyor. Dojo diske girdikten sonra kullanıcılar diyor her şeye ulaşacak diye sahip olacak diyor Shibnobi Style. Orada diyor Shibnobi Style'da diyor
yönlendiricileri, yöneticileri bulacaksınız diyor. Katana Wallet, Two Factor Authentication. Wallet will recover a code entered from their authenticator app on the phone before. Evet, iki tane bir uygulamayla Katana Wallet'e iki kilit girişli yani iki uygulama gerekecek diyor. Wallet will recover a code entered from their authenticator app on the phone. Yani kendi authenticator'ı varmış arkadaşlar. Yani doğrulayıcısı varmış. Yani şifreleyicisi. Herhangi bir transaction'dan önce kullanıcı cüzdanında bu authenticator'la alacağınız kodla işlem gerçekleşmesine izin verilecek diyor. Nereden alınıp nasıl alınacağının izahatını vermiş. Burada bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Arkadaşlar takın bu. Şimdi o Shinja bu şekilde. Benim yorumlamam şu anda nötr. Çok fazla bir üzerinde etkiler olacak mı? Birinci phase, setup social media, develop web site. Tamam, bunu tamamlamıştı. İkinci phase, Amaze Unis web launch. Tamam, bunu da yapmışlar. Üçüncü phase, listed on coin market cap. Evet, bunu da yapmışlar. CoinGecko tamam. Exchange listing. Buna devam ediyor. Hotbit, Bitmart, Probit, SafeMoon tamam. Gateway yok. Crypto yok. Binance yok. Gateway'e gelmesi güzel olabilir. Crypto.com güzel. Binance zaten söylemeye gerek yok. Tabi geldikten sonra 2-3-0 atacaktır bu bölgelere. Alımlar gelecektir. Doge Swap bunları yaptıktan sonra 2000 ama bakın launch Doge Swap de yani quarter first 2022'da demiş ki yani ilk çeyrekte launch Doge Swap. Şu anda biz ilk çeyreğe doğru gireceğiz yani ilk çeyrek Mart ayının içerisinde belki bir. İkinci çeyrekte ise Katana iki faktörlü doğrulama kendi uygulamaları olacak. Ve son çeyrekte, üçüncü çeyrekte ise 2022'nin sonbaharda ise Kusari blockchain'in oluşturacaklar. Ve 2023'ün ikinci çeyreğinde ise arkadaşlar Dojoverse'ü Metaverse alanına giriş yapacaklar. Yani şu anlık nötr arkadaşlar. Tabii bir miktar değerlendirmekte uygun olabilir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Evet arkadaşlar gelenlere burada bakıyoruz yavaş yavaş. Evet 13.0 hocam. Hocam mutlu tamam. Peki Hotbit'e güvenebilir miyiz hocam? Atıyorum ben 120 dolar attım yere. Atıyorum 120 bin dolar oldu. Paramı çökmezler değil mi? Abi Hotbit mafya değil ya. Yani öyle bilmiyorum tabii ki. Bu ya tamamıyla. Şimdi ben böyle bir şey olmaz desem. Böyle bir şey olur. Bu sefer biz burada farklı çelişkili bir beyan vermiş oluruz. Olmaz o da. O yüzden değerlendirmekte fayda var, düşünmekte fayda var. Tabii ki güvenli borsaların hepsinin altyapısını da tabii izini açıklamak lazım. Evet hemen piyasalara bakalım. Piyasalarda arkadaşlar son durum devam ediyor. Son durum gelişmelerindeki internetteki haberler devam ediyor. Ben muhtemelen arkadaşlar her şeye rağmen savaşın çıkacağına inanmıyorum ya yani, sanmıyorum benim kendi görüşüm ama Rusya'nın Gürcistan'a müdahalesi gibi olabilir. Putin bu kadar baskıyı ülkenin ekonomik çöküşünü göze alması diye düşünüyorum çünkü dünyanın gözü o tarafa çevrildi. Bir taraftan Amerika sürekli bu Rusya'nın girmemesi gireceği konusunda manipülatif haberler yani sürekli baskılar söylemler yaptı. Ukrayna'da sürekli bir yardım talebinde bulundu. NATO ülkelerini bizi oyalamayın der gibi. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ekmeğine yağ sürmek istemez yani Putin bu şekilde müdahalesiyle. Ama dolaylı yoldan da bunu bir şekilde çözmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda böyle bir müdahale, askeri müdahale olursa arkadaşlar, dünya dengelerinde büyük bir değişim olabilir yani. Geniş çaplı bir savaş çıkarsa Allah korusun, felaket olur. Ama şöyle bir durum da söz konusu arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkılmaması demek, başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne de sahip çıkılmaması anlamına gelebilir. Yani Putin bugün bunu yaptı, yarın başka şeyler de isteyebilir arkadaşlar.
Benim düşüncem bu yatırım tavsiyesi değil. Zaten böyle bir yatırım yapamazsınız. Evet, RSI bandı aşırı satış bölgesinde arkadaşlar. Tabii bu buradan alış tepkileri muhakkak gelecektir. Yani Bitcoin düştükçe toplayanlar var. Total market cap'lerinde yine bir azalma olabilir. Azalma olmuştur. Zaten hafif hafif satışlar geliyor. Evet. USDT dominansa baktığımız arkadaşlar. USDT dominansı da yükseliyor. Yani insanlar satıyor. Stabil coin'de varlıklarını bekletiyor. Stabil coin'de USDT dominansının düşmesi ne debilir arkadaşlar? Şu şekilde bir tepki yaratabilir. İnsanların alt kripto veyahut da işte Bitcoin satın alması gibi sonucu doğurur arkadaşlar. Artmış yani. USDT yüksek. Evet, yani bu bölgelerde arkadaşlar ne var arkadaşlar? Bu bölgelerde insanların çoğu alt kriptolarda yani paralar coinlerde, tokenlerde buralarda işi çıktıkça arkadaşlar bunun anlamı piyasaların biraz düşüşü anlamına geliyor. Yani düşürür çünkü insanlar coin ve tokenlardan çıkıyor, stabilde parasını tutuyor. Yani her ihtimale karşı işte stabil coin 1 dolar eşittir 1 stabil coin. USDT market cap USDT dominansa baktığımızda yüksek yükselmesi bütün Bitcoin ve alt kripto para piyasasının düşüne işaret eder arkadaşlar. Evet, 23 rakamlı bir coin hocam. Mehmet Bey demiş. Mehmet Bey bu şeyi yapamadım ben ya. Bu kadar sıfırı okuyamadım ama %45 yanmış. Hocam bunu okurken benim beynim yanabilir yani şu anda. Feyyaz Bey Rusya askerlerle Ukrayna'ya girme emri vermiş hocam. Son dakika gelişmelerine bakarız. Tabii ki arkadaşlar bu gelişmeler ne kadar doğruluğu bunu hemen bakmamız lazım. Son dakika gelişmelerinde bu olabilir. Yani Rus işgalinin başlaması söylemleri dolaşıyor. Tabi bağımsızlığı Rusya tarafından tanınan bölgelere yaptırım kararı da uygulanacağı açıklamaları Biden tarafından geliyor. Evet. Muhtemelen son dakika gelişmelerinde arkadaşlar Putin tarafından bağımsızlığı tanınan Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine Rus askerlerinin araçlarının giriş yaptığı söylemleri Twitter'da dolaşmış arkadaşlar. Dolaşıyor. Evet, Donbas. Biraz dış basın haberlere baktığımızda tabi değişik değişik söylemler var. Tabi Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir fotoğrafı da birçok şeyi ima ediyor. Yani bir birleşim söz konusunu ima ediyor. Burada bir derin mesaj vermişler. Bu profil fotoğrafı değişmiş arkadaşlar. Yani burada bir içi alma söz konusu var. Ve tarihte bakın bu tarihi gösteriyor arkadaşlar. 22.02 2022. Evet, bugünü bir tarih yazacaklarını iddia ediyorlar. Tabii
Sabaha her şey değişik görebiliriz. Veyahut da ilerleyen dakikalarda her şey değişik. Her şey değişebilir. Tabii biz panik hali yaratmamaya çalışıyoruz. Panik hali yaratmanın hiçbir şeye faydası yok. Satalım mı diyorsanız arkadaşlar, eğer ki sizin almış olduğunuz bölgelerde %3, %5'lik zararları göze alıyorsanız arkadaşlar, tamamıyla sizin takdirinize kalmış. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var. Eğer ki siz %5, %10'luk satışı, yani zararı, %10-15'lik zararı göze almıyorsanız, ki terste değilseniz arkadaşlar, tabii ki nakitte durabilmek, bu şu anki piyasada değerlendirilebilir, düşünülebilir. Yani kademeli alım yapın, kademeli alım yapmanız sizi kar ve zarar oranınızı dengeleyecek. Bunu ben daha önce açıklamıştım birçok kez. O yüzden de bunu açıklarken arkadaşlar, düşünmekte fayda var. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Kademeli alımlar değerlendirebilir. Yani az bir şey daha benim düşüş geleceği yaşanılabilir. Nereden gelir düşüş arkadaşlar? Düşüş arkadaşlar buraya kadar gelebilir, yani yine atabilir. Buradan aşırı alımlar gelecektir, benim kendi şahsi görüşüm bu yönde, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Arkadaşlar kanalıma yeni gelenler hoş geldiniz diyorum. Borsa Trader kanalında sizlere günlük olarak YouTube ve diğer kanallarım aracılığında bilgiler ve analizlerimi paylaşmaktayım. Yatırım tavsiyesi içermeyen bilgiler ve analizleri paylaşmaktayım. Bu manada işi ne olur arkadaşlar, kanalıma abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde bir sonraki videolarımdan ve canlı yayınlarımızdan arkadaşlar direkt bildirim alıp haberdar olup sizler de burada birlikte bu yayını değerlendirme fırsatına, yorum yapma fırsatına sahip olup coin ve tokenlarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki buradaki bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermiyor. Şu anki piyasada zaten arkadaşlar dolar indeksine baktığımızda, dolar indeksi de yükselişe geçmiş. USD çevreye Türk lirası bazına baktığımızda, bir dolar yine diğer para birimleri karşısında güç kazanmaya başlamış, zaten indeksin yükselmesi buna işaret eder. Tabii arkadaşlar stabil coin'deki dominans artmış, yani USDT dominans arttığı için insanlar token ve coin'lerden çıkıp stabil coin'de bekliyor, yani düştükçe alıyor, al-sat mantığına ilerliyor. Tabii düşüşler geliyor, savaşın girdisi var ama bu düşüş sonsuza kadar sürmeyecek. Yani dipler, aman aman diplerde çok fazla olacağını düşünmüyorum. Doların yükselmesi tabii ki dolar karşısındaki kripto varlık birimlerinde, bizim eğer ki Türk lirası cinsinden token coin tutuyorsanız, coin tokenlarınız Türk lirası cinsinden yükselir arkadaşlar. Coin tokenlarınız dolar cinsinden karşılığı yükselir. Tabii ki dolar cinsinden karşılığı yükselir derken, şimdi şöyle düşünmek lazım. Örnek veriyorum, 30 tane mana aldıysanız 31 tane mana olmaz arkadaşlar. Çünkü satmadığınız zaman. Ama 30 tane manayı, 30 tane manın dolar karşılığı Türk lirasından aldıysanız, dolar karşılığı Türk lirası yükseldi mi? Tabii dolar da yükselecektir. Yani Türk lirası da dolar karşısında dolar yükselirken yükselecektir. Daha önce zaten Bitcoin ve altcoin'lerdeki doların Türkiye dolar karşılığı, Türk lirası dolar karşılığındaki bir yükselişti. Düşüşünden sonra birçok token ve coin'in miktar değil de Türk lirası karşılığı cinsinden değeri düştü. Bunu zaten birçoğumuz şahit olduk. O çakılmayı gördük. Binance Türkiye uygulaması Türk lirası cinsindeki, Türk borsalarındaki uygulamalar için Türk lira karşılığı düşüş yaptı. Ama şunu şöyle işaret etmek lazım. Bu düşüş gibi gözükse de sizin zaten elinizdeki token ve coin'ler yine almış olduğunuz dolar karşılığında bulundu. Yani düşen sadece dolar oldu arkadaşlar. Öyle düşünmek lazım. Sevgili Ozan Barlas Bey, hoş geldiniz. Gökhan Topaloğlu Hocam, BTC'nin günlük kapanış saat kaçta? Süper trend bakıyorum, saat veriyor şu an. 23 rakamlı bir konu hocam. Toparlarsak umut az da olsa var mı hocam bu tokunda?
Feyyaz Bey, hangi token'dan bahsediyorsunuz? Tekrar ederseniz çok sevinirim. Tabii bakın burada tabii süper trendi sat veriyor vermesini. Aşağı yönlü sat veriyor ve satışlar geliyor. Tabii bu satışların gelmesi olan düşmüş, yani büyük bir düşüş yapmış arkadaşlar. Ama hala yukarı yönlü trendi çok fazla bozmamış. Tabii buradan sonraki arkadaşlar, buradan sonraki buradaki düşüşün aşağısına düşerse altı bir 29.740 inşaat temeli destek hattı var. Anlatabiliyor muyum? Ana kolonlardan çoğu burada. Burası su basmanı arkadaşlar. İnşaat hesabı yapıyoruz gibi söylüyoruz ama biraz da yani piyasada durumlar değişiyor. Evet sevgili Ozan Barlas Bey, spiri satayım mı hocam? Hocam ben al veya sat diyemem. Bakmak lazım. Tersiysen satmanın bir manası yok. Yani sıfırlanacak, delist olacak değil şu anki görünüşte. Dolar yükseliyor, kripto paralar TL tarafında yükselmez mi? Ben bunu az önce açıkladım sevgili Barlas hocam. Ozan Barlas Bey. Sabaha kadar iyice erir mi coinler? Yüksek ısı karşısında eriyebilir ama şu anki durumda Rusya ve Ukrayna'nın iki tane bölgeyi alması tüm coin ve token piyasasını değişecek anlamına gelmez arkadaşlar. Dolar yükseliyor hocam. Dolar yükselmesi bize artış olmaz mı? Spele bakan mı hocam? Sevgili Ozan Bey. Evet. Gökhan Bey'in önce bu BTC günlük kapanışı saat kaçta süper tren, onu yorumlayalım. Günlük kapanış sevgili Gökhan hocam 3'te olacak, gece kapanışı 3'te olacak. 3'te kapanışı yapması muhtemelen bu seviyelerden yapacağını düşünmekteyim ben. Bu seviyelerden yapması tabii ki ne olur? Biraz daha panik satışını arttırır. Yani biraz daha düşüş yaşanabilir arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm bu yönde arkadaşlar. Ben kendim şuraya gelse dahi satmıyorum. Eklemeye devam ediyorum. Bu benim kendi şahsi yorumum. Tabii ki Bitcoin'e baktığımızda 37.300 seviyelerine geriledi. 37.300 seviyelerin ucunda iğne attı arkadaşlar. Çünkü yukarısı 38.000'de. Yani iğne attığı yerler 37.300 seviyeleri. Tabii bu seviyelerde kapanışı yaparsa buraları test eder arkadaşlar. Buraları test ettikten sonrası ise bir sonraki durağı 33.000 lira ve 34.500 lira arkadaşlar. 35.500 rakamlarına kadar iğne atıp diğeri devamını test edebilir arkadaşlar. Tabii dünyadaki bu tarafın buraya yaptırım yapması, yani Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım yapması, Rus halkı için tarafından bakacak olursak tabii ki hoş olmaz. Yani hoş olmayacağı için de insanlar ne yapacak? Yaptırımların karşısındaki maddi değerlerini korumak için deflasyonist varlıklara yönelecek. Bu deflasyonist varlıklar neydi arkadaşlar bizim için? Değerli hisseler ve değerli madenler. Yani bu şekilde ilerleyecek. Şimdi kripto varlık birimlerindeki tabii düşüş var. Bakın yani çok ciddi panik satışları görüyorum şu anda burada. Evet, çok ciddi panik satışları geliyor şu anda. Düşüşler geliyor. Canlı olarak görüyoruz onu burada. Evet. Düşüşler geliyor. Tabii altcoin de buna bağlı düşüş gerçekleştiriyor arkadaşlar. Tabii kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta fayda var. Yani Bitcoin düşer düşer. Şuradan böyle bir koyar yukarıya doğru. Kaldırır yani maazallah, kaldıraçlı işlem olduğu için kaldırabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 00:57'yi göstermekte. 22 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in yapmış olduğu açıklamalar nasıldı? Donetsk
ve diğer bölge eski bir Rusya toprağı olduğunu iddia etti. Zaten Ukrayna'nın Rusya tarafından yaratıldığını iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunun eski bir Rus toprağı olduğunu dile getirdi. Daha farklı olarak Ukrayna'nın hiçbir zaman devlet olmadığını iddia etti. Farklı farklı söylemler oldu. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıyacağını dile getirdi. Peki bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Rusya ve Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıması, Rusya ve Ukrayna'nın savaş tansiyonları arasında bu Donetsk ve Luhansk'ın tanınması, yani bağımsızlıklarını tanıdıktan sonra arkadaşlar bunun ülkelerin Rusya'ya katılması anlamına gelecek. Yani Rusya bu ülkelerin güvenliğini sağlamayı isteyecek ve bu bağımsızlığını tanıyan bu bölgelerin, hani İspanya'daki Katalan bölgesi, Katalan mı artık, o Katalanya bölgesindeki özerklik söylemlerinden sonra İspanya'nın böyle bir şeyi zaten püskürtmesi de aşikar. Tabii ki burası jeopolitik bakımdan, bu Rusya'daki bu Donetsk ve Luhansk bölgesi biraz daha farklı bir bölge olduğu için jeopolitik bakımdan biraz daha farklılık teşkil edebilir. Tabii bu iki bölgenin, Rusya'nın bu tansiyonu bu derinliği yükseltmesi elbette ki Bitcoin ve altcoin piyasasını panik satışlarına sevk etti arkadaşlar. Panik satışlarına sevk edildikten sonra zaten piyasalar, bakın şu an hala düşüş trendi, hala bakın satışlar geliyor. Aman aman herkes bağırıyor şu anda arkadaşlar. Evet. Yani Rusya Ukrayna'ya girdi ve savaş başladı söylemleri var. Ve işgalin başladığına dair bir söylemler var piyasada, ama piyasa şu an kaynıyor arkadaşlar. Yani burada bir panik satışları gelecek, düşüşler geliyor zaten. Yani dünyanın gözü bu yöne yönelmiş arkadaşlar. Donetsk, Putin, NATO, Biden, ciddi manada arkadaşlar biraz söylemler var. Tabii son gelişmelerden bir tanesi ise Rusya askeri bölgeye giriyor arkadaşlar. Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine, yani tanıdıktan bu yasa tasarısı onaylandıktan sonra Rus ordusunun barış koruma gücü olarak girmesini onaylamış arkadaşlar. Düşüşler geliyor burada, bu şekilde düşüşler geliyor. Biz de şu an canlı olarak görüyoruz arkadaşlar düşüşleri. Sizler de zaten burada Rusya zaten giriyor. Evet, Rusya giriyor. Tabii bunlar da satış baskısını artıracak arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Bu piyasada ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım kademe kademe. Tabii yukarıdan girip ters olanlar varsa satması mantıksız olabilir. Düşüşler, bu düşüşler çok uzun süreceğini düşünmüyorum ben. Kendi şahsi yorumum arkadaşlar, yatırım tavsiyesi değil. Ben elimdeki bulunan tokenları, coinleri zaten yüksek yerlerden satıp düşük miktardan topladığım için düşmesi benim için çok farklı bir anlam teşkil etmiyor. Sadece kademeli olarak değerlendirmekten başka arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Borsa Trader kanalından herkese iyi geceler. Rusya ve Ukrayna tarafındaki gerilim hattı piyasalara yansımış durumda. Yansımaya devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin'deki düşüş devam ediyor. Tabii ki bu düşüş aşırı satış bölgesine şu anda geçti. RSI bandında aşırı bir satış bölgesine geçti. Aşırı bir satış bölgesinden çıkışı da sert olacağını düşüncesi içerisindeyim. Piyasadaki, çünkü alımlar panik satışları daha sonrasındaki bir FOMO alımlarına çevirecek. Yani bir şeyi kaçırma arzusuna çevirecek. Hele hele bu bölgelerdeki hassasiyet çok olacak arkadaşlar. Ne kadar bir panik satışı olursa da bu satanlar arkadaşlar bir yukarı yönde ufak hareketinde tekrar zıplayıp yukarı doğru sert bir şekilde Bitcoin'i yükseltmesi oluşabilir bu piyasadaki böyle bir hareketler. O yüzden de dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Rusya'ya
yaptırım Ukrayna'nın bu barış gücüne müdahale etmesi anlamına da gelebilir. Tabii bu gece sıcak bir gece geçecek. Hem alt kripto hem piyasalar hem de dünya basını ve Rusya ve Ukrayna gerilim altındaki bölgedeki gelişmeler manasında ciddi bir sıcak bir zaman sürecinin içerisine giriyoruz. RSI bandı aşırı satış bölgesine geçti. MACD ise arkadaşlar satışlar geliyor zaten. Uzunca bir satışlar vardı. Buradan aşağı yönlü bir kırdı. Tabii bu satış geldiği gibi battığı gibi çıkacaktır arkadaşlar. Ben bunun düşüncesi içerisindeyim. O yüzden de ben kademeli olarak aynen Gökhan Topaloğlu Bey doğru bir hareket yapmış. Ozan Barlas Bey. Ozan Barlas hocam kalp kaldırmıyorsa zaten bu piyasaya girmemek lazım. Bir EKG çekilin Bitcoin ve altcoin piyasasına girmeden önce. Satak mı hoca? Siper yükselir hoca. Ozan Barlas Bey evet yol kaynatıyor yorumlarda. Şimdi evet Okan Bey hoş geldiniz. Evet Rusya giriyor onayladı. Vladimir Putin barış gücü olarak Rusya ordusunun o bölgede görev yapacağını onayladı. Bu iki bölgeye girdi. İşgalini gerçekleştiriyor. Tabii dünyada bunu izliyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak ilerleyen dakikalarda. Gökhan Topaloğlu ve 150 nakite geçtim. Tabii yatırım tavsiyesi olmakla birlikte değerlendirilebilir arkadaşlar. Tabii birçok buna bağlı Bitcoin ve altcoin'li piyasalar tepkisini veriyor. Şimdi Barlas Bey şüpheli bak rica etmiş. Şüpheli bir bakalım. Evet. Şüpheli bir balina var. Balina buradan sert bir alım yapmış arkadaşlar. Ama tabii saatliğe baktığımızda hala aşağı yönlü düşüş bölgesinde. RSI düşüş bölgesine gelmiş. Satış bölgesinde. Sipel'de 4 saatte de öyle. Tabii balina içeride bir balina hareketi muhtemelen. Çok yükseldiği gözükmüyor yani. Alımlar toplanıyor. Alımlar var yani. Alımlar geliyor arkadaşlar. Dip herkesin bir psikolojik dip seviyesi var. Emirler burada topluyor. Devam ediyor yani. Bu şekilde ilerliyor. Evet, sevgili Beyza Hanım hoş geldiniz. Feyza Bey hemen şimdi zaten burada da duyacak. Beyza Nur Demir, böyle Nur Aydemir okuyunca bey bayan hitabım hemen böyle bir duraksıyorum. Sevgili Feyza Bey'e bayan diye birçok kez hitap ettim. Bana tabii ki darıldı herhalde muhtemelen. Darılma olmadı da. O şekilde duraksayarak şey yaptım. Hitap ettim. Kaça kadar çökeriz acaba? Vallahi bugün çökertme kebabı olabilir yani ama bakmak lazım. Görmek lazım. Yani piyasalarda buna satış panik satışı verecek de bu çöküş sonsuza kadar kalacak değil yani. Şimdi baktığımızda Donetsk ve Luhansk'ta Bitcoin madenciliğin ana merkezi orası değil. İkincisi arkadaşlar aldığımız daha önceki haberlerde birçok oligark yani bu para büyük para babaları ülkeyi zaten terk etmişler diye duydum. Özel jetleriyle. Bunlar zaten piyasalarda yansıyan haberler. Üçüncüsü arkadaşlar iki tane şehrin işgal etmesi Amerika olayı kızıştırmadığı sürece Amerika yaptırım uygulayacağını zaten piyasa bunu fiyatladı. Amerika bunu piyasada fiyatladığı için ne oluyor arkadaşlar? Bir miktar daha düşüş gelecek. Oradan zaten sert alım emirleri var. Alım emirleri gelecek. Bakın görüyorsunuz Sipel'de içeride alım emirleri geliyor yani. Bu dakikalık tabii ki saatliğe bakmak lazım. Bir 15 dakikalığa baktığımızda hala aşağı yönlü yani. Ucu bu şimdi sevgili Barlas şimdi yükseliyor durumu olmuyor. Ama bir düşen tren var burada. Düşen trendten sonra kırılım şu seviyelerde yani şu seviyelerde olursa bakmak lazım ya. Yani. Bu seviyelerde şu anda gelir. Bu zaten uzunca süre bir yatay trendte gerçekleşmiş. Türk lirası cinsinden istemişsin. Şimdi Türk lirası cinsindeki analiz biraz sağlıklı olmaz. Çünkü doların yükselmesi Türk lirası cinsine baktığımızda doların yükselmesi şimdi dolar endeksi yükseliyor. Amerika'daki gelişmeler bu yaptırım olayı doların daha da güçleneceğini insanların enflasyondan kaçış için
ulusal paralardan da kaçışına işaret edeceği anlamına gelir Rusya tarafında. Çünkü yaptırım karşısında bir rublenin değerinin daha da düşebilme ihtimali, bu ihtimale karşı da paranın değerlerinin, yani kendi elindeki bulunmuş oldukları finansal varlıkların değerini nasıl koruyacağını deflasyonist varlıklara geçerek gözlemleri. İktisadi bilgide enflasyon, yüksek enflasyona karşı ulusal paralardan kaçış görülebilir arkadaşlar bu iktisadi bilgilerde yaşanan durumlardan. Ama tabii ki biz yatırım tavsiyesi vermediğimiz için burada bir yere kaçmaya gerek yok. Oyuna devam arkadaşlar. Ben oyuna devam ediyorum. Piyasa düşebilir. Piyasa zaten volatil bir piyasa yani. Bu piyasalarda zaten satış geleceği aşikar. Piyasa bunu fiyatlar, gerçekleri satar arkadaşlar. Bakın şu an satışlar geldi. Satışlar iğne attığı yerden 36.000'den, bakın buradan patır patır satanlar şimdi 37.200'den yüzlerden alıyordur yani. Yukarı yönlü yükselecek diyor. FOMO'lar devam ediyor. FOMO'ya kapıldıysanız Allah korusun diyeceğiz. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Sevgili Beyza Nur, Kazakistan'da kazak örülmeye başlandı mı? Hocam Kazakistan'da kazak örülmeye başlandıysa iş yaş. O zaman bakmak lazım yani. Bu tarafı dinlemek, izlemek lazım. Çökertmeden de geçtim. De Halil miydi neydi o? İnan bilmiyorum. Enka, sevgili Enka, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Diyelim ki sabah çıktı. BTC nereye kadar düşebilir? Tabii yani dolar da geçecek yani. Şimdi nereye kadar düşebilir? Sevgili Enka, biz bunu yayın başlarında konuştuk. Savaş çıksa yani çıkma ihtimali bu bölgenin altına atabilir ama buradan zaten aşırı alımlar gelecektir arkadaşlar. Aşırı alımlar geldikten sonra piyasada arkadaşlar Bitcoin yukarı yönlü bölgesine gidecektir. Zaten şu anda satışların ortasındayız yani kar ve zarar ilişkisi yapmakta fayda var. Satışların ortasında olduğumuz için buradan bir yatay trend pekişmezliği ve daha sonra bir yükseliş beklemekteyim ben. RSI bandında aşırı satış bölgeleri de var. Tabii hareketli saat ortalamasında RSI bandımız 4 saatlik hareketli ortalamada aşırı satışlardan yukarı yönlü hareketini kırmak üzere. Tabii bu bölgeleri herkes değerlendiriyor arkadaşlar. Yani şimdi 45 binlerden sonra bu bölgeler değerleniyor. Burada bir kar satışları geldi yukarılarda. Buralarda bakın dirençler test edildi. Direnç kanalımızı kırıp desteğe dönüştüremedi. Daha yukarıda da test aşaması var. 46 bin lira yakın ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Daha sonra panik satışları ve sert satışlar da geldi. Gerek Fed'in FOMC raporlarındaki tutanakların 3 hafta sonraki çıkarıldığı Türkiye'de arkadaşlar bugün Fed açıklamalar yapacak falan filan, hiç İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız bile, yorumcu arkadaşlarımız bile açıklamalarını nasıl yaptı? Bugün işte Fed faiz kararı, benim yayın yorumlarımda Fed'in faiz kararları açıklandı, geldi, ne olacak? Herkes böyle bir söylem içerisine girdi. Ya arkadaşlar zaten Fed'in FOMC tutanakları açıklandı. Yani bu nedir? Hani bir gerçek bir toplantı gerçekleştirir. Üst düzey yetkililer, devlet yetkilileri. Bunun tutanakları daha sonra belli bir zaman sonra yayınlanır. Bu da olan buydu yani Merkez Bankası'nda. Ben açtım. Federal Reserve Government dedi yani. Federal Reserve Amerika Merkez Bankası'nın resmi internet sitesini açtım. Baktık toplantı belirtmiş olduğumuz tarihte 15-16 Mart'ta. Bir önceki 25-26 Ocak'taki yani bu tarihlerdeki yapılan toplantının tutanakları yayınlandı. Yani o dönem zaten bekledi. Piyasa zaten arkadaşlar fiyatladı bunları. O yüzden de çok da bir abartmaya gerek duyduğunu düşünmüyorum. Evet, düşüşü iğneler atabilir. 36 bin 37 bin aralığında iğneler atmalar görülebilir. Kapanışlar yapması önemli. 3 kapanışı daha yakın ileride arkadaşlar. Yani piyasa kızışıyor. Gram altın zaten savaş bölgelerinde en çok, savaş durumlarında en çok yükselecek olan altın fiyatlarıdır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oyundaysanız oyuna devam. Kademeli alımlar değerlendirebilir. Sepet yapmakta fayda var. Kademeli alımlar değerlendir dediğimiz zaman %25 buradan, %50 buradan, %25 oradan değerlendireceksiniz arkadaşlar. Sevgili Beyza Nur demiş ki gram altında uçacak işte. Evet geçecek. Yukarı bunlar çıkacak. Çünkü Amerika yaptırım yapacak Rusya'ya. Bu zaten Rusya ve Amerika Soğuk Savaşı yıllardır uzunca bir tarihe dayandığı için burada bir gövde gösterisi olacak. Avrupa Birliği de zaten Rusya'nın üzerinde ama tabii ki Rusya halkına ve Ukrayna halkına üzülüyoruz. Umarım herkes bu diplomasi krizini masada çözerdi. Bu şekilde asker girmesi tabii ki
işgal diye nitelendirilebilir mi? Yetkililer onu daha iyi açıklar ama bu piyasaların bundan etkilenmemesi zaten söz konusu olmaz. BTC acaba dendiği gibi 15-20K'lara düşecek mi? Ya Allah korusun. Evet. Bitcoin'de her an her şey olabilir. Ama ben bu seviyeleri beklemiyorum. Spelter'e harbi uçuyor şu an. Ücret tek yükselen token. İçeride balina yok. Ben yani gözlemlediğim kadar hacim girdisine bakmak lazım tabii ki Spel'i buradan. Balina olup olmadığı şu anda burada. Gösterir. Evet, içeride bir balina var. Son 24 saatte zaten 156 milyon dolar içeride bir alım var. Çok yüksek, çok uçtuğu söylenemez Spel'in. Ama bir yükseliş gözlemleyebilir. Zaten bakın Bitcoin 37 bin 30'a iğne attı. Yani nereye attı? 36 bin 900'lere iğne attı. 37 bin 500'e geri fırladı. Yani şimdi buradan sattıysan geçmiş olsun. Evet. Evet arkadaşlar, piyasalarda bir panik havası mevcut. Sevgili Beyza Nurdemir yazmış. Ama BTC çok düşerdi. Birçok şirkette zarar uğramaz mı? Düşünüyorum. 15-20K'da kâra düşmez diye düşünüyorum. Ne olacak acaba? Şimdi sevgili Beyza, burada Bitcoin'i alan zaten 2-3 günlük almıyor yani. Bu savaşın ömür boyu orada savaşın sürmesi kripto varlık birimlerini bezdirmeyecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bu birimler, bu kripto varlık birimleri yoluna devam edecek. Tabii ki alım satım fırsatları ve seviyeleri var. Çıkarken tepeden satmazsan düşükten satmayı zaten düşünmek biraz mantık dışı bir olay olur. Süt bebesi merhabalar. Çatışmalarda bayağı asker ölmüş ekberlerine göre bu savaş Bitcoin'in sonunu getirmek için çıkarıldı. Bence bu da farklı bir kurgu. Bu da sizden yana bir kurgu herhalde. Tabii savaşlardan nakit canları mantığı. Mantığınız tabii ki yatırım tavsiyesi içermiyor. Biz de yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama bu gibi dönemlerde nakit belli bir kademeli olarak nakit beklemek, kademeli olarak almakta fayda var. Abi Maker'a bakar mısın sana zahmet? Bakarız birazdan. Elinden öperim o balinanın. Barnas Bey. Barnas Bey balinaya öpücük gönderiyor arkadaşlar. Evet tabii ki piyasada durumlar devam ediyor. 37.500 band aralığında Bitcoin tabii ki panik satışları geldi burada. Bunlar beklenen şeyler arkadaşlar. Beklenen hareketler bunlar. Yani burada aman 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 panik yapıp satmak. Sizi buradan alıyorsanız burada niye satacaksın arkadaşım yani? Sen buradaki zararı kabul ediyor musun? Ki Bitcoin zaten bu seviyeleri görmüş. 69 binleri görmüş. Yani 70 binleri görmüş. Sen buradaki aldın. Burada zararı kabul ediyor musun? Kabul ediyorsan tamamıyla senin fikrin yani yatırım tavsiyesi içermez. Arkadaşlar böyle yorumlar geliyor. Şu an spot'tan çıkmak mantıklı mı? Spot'ta kalmak mantıklı mı? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kademeli alım yapmak dediğimiz, sepet yapmak dediğimiz olayda spot'ta zaten sepetin varlığı şu anki piyasada bütün coin ve token'lar Bitcoin endeksli. Bitcoin düştü mü? Bunlar da düşüyor. İnsanlar şu an panik satışı yapıyor. Yani siz de sattığınız zaman bu furyaya girmiş olacaksınız. Anlatabildim mi? Eğer ki zarardaysan neden satacaksın? Onu da bir kendine sorup kendi kararını vermen lazım. Yani bu indekste ben orta ve uzun vadeci olduğum için arkadaşlar bu satış olayları benim biraz yüksekten ben satarım. O yüzden de benim yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte benim bu bölgeler evet RSI MACD bölgesi aşırı satış vermiş. Ama bu bölgeler benim aşırı satış bölgem değil arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Zaten MACD ve aşırı satıştan çıkış bir çıkmasa bile yatay trend gidecek, kararsızlık haline gidecek. Yukarı yönlü hareketi sert bir şekilde geleceğin düşüncesi içerisindeyim. Evet ben teşekkür ediyorum. Hayırlısı artık göreceğiz. Tabii sevgili Beyza, hayırlısı neyse o olsun. Bitcoin altcoin piyasası volatil bir piyasa. Çok ciddi yükselişler de gelir, düşüşler de gelir. Bu işin tabii hayır şakası yok ama piyasada arkadaşlar düşüş olmazsa bu işin cezbedici cazibesi olmaz. Bir bakıyorsunuz 30 binlerden 40-50 binlere fırlayan bir coinler var karşımızda. O yüzden de çok fazla kendinizi bu coinler için düşecek mi çıkacak mı yormaya gerek yok. Devam yani oyuna. Geliyor işte piyasa bir şekilde aşağı düşüyor, yukarı geri çıkıyor. Ama tabii ki düşen trend var.
yükselen trend var, flamalar var, formasyonlar var. Bunların hepsinin takibi, trend kırılımları var. Takibi tabii ki Borsa Trader Sinyal kanalımızda paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii ki arkadaşlar, bu kanalımıza yeni gelenler, hoş geldiniz diyorum. Borsa Trader kanalı sizlere günlük olarak Bitcoin ve altcoin ile ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz Borsa Trader olarak arkadaşlar. Eğer ki kanalımıza girmek istiyorsanız şu bölgede yorumları kısmımızın, canlı videomuzun yorumlar kısmındaki üst tarafında sabitlenen mesaj içeriğinde ki linki tıklayarak arkadaşlar Borsa Trader'in Telegram kanalına giriş yapabilirsiniz. Orada size düşen piyasada olsa bile, bu son birkaç gündür pasifim, bana gelen sinyal robotumuzun göndermiş olduğu, Borsa Trader robotumuzun göndermiş olduğu sinyaller bana geliyor. Ben filtre ettikten sonra daha sonra sizlerle paylaşıyorum. Son 3-4 gündür gerek rahatsızlığım, gerek piyasadaki yoğunluğum, daha çok trafikte olma halinde bu sinyalleri size filtre edip fazla paylaşmadım, ama yine VIP grubumuzda devam ediyor. Bu manada arkadaşlar Telegram kanalımıza giriş yapanlar burada linkten giriş yapabilir. Arkadaşlar, beğeni butonları kırılması lazım, ama beğeni butonlarında bir pasifize olma görüyorum. Yani 13 beğeni var. Tabii ki kanalımız çok yeni bir kanal, yayınımız yeni, katılımcılarımız yeni, yeni gelenlere hoş geldiniz diyoruz. Piyasaları burada beraber değerlendiriyoruz, yorumlarımızı katıyoruz arkadaşlar. Evet, değerlendirmeye devam edelim. Okan Devrim abi, şu an spottan çıkmak, bununla ilgili cevabımı verdim, hayırlısı artık göreceğiz. Ben ne olursa olsun satmam, 2-3 bekliyorum ben her aldığımı, ama insan heyecan yapıyor, o ne olacak. Evet, evet, çok fazla heyecan iyi değil, dikkat etmekte fayda var sevgili Bıyıca. Tabi heyecan yapacak, zaten bu işin cazibesi burada, volatilitesi yüksek, bir çıkıyor yükseliyor, bir düşüyor. Bu arada FOMO'ya kapılıp alsat yaptığım zaman zarar etme şansın olabiliyor, o yüzden dikkat etmekte fayda var. Okan Devrim, peki Ethereum'dan 5x short mantıklı mı acaba, fikrinizi belirtir misiniz? Sevgili Okan'cığım, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanızı rica ediyorum, belirtiyorum. Tabii ki bu kaldıraçlı işlem tamamıyla kumar gibi bir şey. O yüzden de birçok karınızı, şöyle söyleyeyim, karınızı arkadaşlar bir dakikada bitirebilir yani. Uzunca süre beklersiniz spot'a kar etmek için. Kaldıraçlı işleme girersiniz. Düşen trenddedir, ama düşen trendi de deler, short açarsın, bir balina gelir çat diye yukarı bir çeker, daha sonra arkadaşlar geçmiş olsun. Yani long açarsın, yükselecek dersin, burada bir iğne bırakır, böyle geçmiş olsun, şöyle bir iğne, şöyle bir iğne. Bunlar hepsi sizi patlatır arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemlerde baktığınız zaman, hadi gelin kaldıraçlı işlemlere bakalım. Bakalım ne kadar kişi leak olmuş. Evet, the largest single liquidation order happened at OKX. 3.88 milyon Ethereum. Ethereum'u açmışlar arkadaşlar. OKX borsasında 3.90 milyon dolara kadar bir leak olmuş. Son 24 saatte 342 milyon dolar leak olmuş arkadaşlar piyasadaki. En fazla olan Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, ADA, BNB, Binance'in tokeni, Solana, Gala, AVAX, Link, Luna, Mana arkadaşlar. Çoğu kişi de piyasaların çoğu da arkadaşlar long açmış, yani yukarı yönlü açmış beklemekçe. O yüzden de piyasalarda bu long shortları, patlatma operasyonları devam ediyor. Evet. Abi harikasınız ya. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Borsa Trader kanalına yeni gelenler varsa, abone olmadıysa abone olup tüm bildirimleri açmasını rica ediyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde Borsa Trader canlı yayına katıldığı zaman veyahut da canlı videoları paylaştığı zaman veya herhangi bir grafik video paylaştığı zaman buradan direkt anında bildirim alarak o videoları anından pozisyonunuza girer veyahut da tedbirinizi alma imkanını yakalarsınız arkadaşlar. Sevgili Berserker, hemen Maker'a bakıyorum.
Evet arkadaşlar, sevgili yorumcumuz Berserker'in bir talebi üzerine bu coin'i hemen bir token'a bir ele aldık. Token'ımız bu. Tabii ki coin market cap verilerine baktığımızda sıralama ilk 55, ilk 100 içerisinde 55. sırada yer almakta. 144.551 kişinin izleme listesinde arkadaşlar. Token grubunda yer almakta. Ethereum blockchain ağını kullanmakta. Certik herhangi bir audit denetimi yok. Tabii ki dolaşan arzı verilmiş ama toplam arzı 977.631. Maksimum arzı ise arkadaşlar 1.005.000. Çok enteresan. Tüm zamanların en yüksek seviyesine bakalım hemen. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 2 nokta, evet 2000 arkadaşlar, 2032 dolar yapmış. Tabi bu sıralar ya, evet, sağlıklı bir grafiği var şu anda. Piyasalarına baktığımız zaman arkadaşlar, Coinbase, Binance çiftleri, KuCoin, FTX, Gate.io, Bitum, Binance United States ve Kraken, Gemini, FTX, Bitstamp, birçok borsa işlem çifti ve parite işlem çiftinde yerini almış. Evet, Maker güzel. Son 24 saate baktığımızda içeride ufak ufak alımlar, yani ufak ufak derken ciddi alımlar var. 51 milyon dolar içeriye bir nakit girdisi var. Evet, arzının küçük olması token'ı daha da değerlendirecektir. Tabii ki güzel bir şekilde MakerDAO. Buradan hemen bakalım. Evet, gayet güzel bir düşüşler ve çıkışlar yaşamış arkadaşlar. Uzunca bir çıkış yapmış. 3540 seviyelerinden 3597 seviyelerinden arkadaşlar ortalama bir düşüş yaşamış ve daha sonra nereye kadar gelmiş? 1662 dolarlara kadar gelmiş. Şu sıralar ise 1700 dolar sularında işlem görmekte arkadaşlar. Tabii tüm zamanların en yüksek seviyesine baktığımızda 6400 dolarlar, 6350 dolarları görmüş. Daha sonra düşen trende gelmiş. Tabii ki arkadaşlar, düşen trendin kırılımı yakındır ama piyasalarda bu robotumuzun da paylaşmış olduğu sinyaller içerisinde Maker var. Ama yüksek volümlü, yüksek miktarda olduğu için alıcısı belli. Tabii bundan sonraki hedefleri nedir? Gözlemlemekte fayda var. Bundan sonraki hedefleri sevgili arkadaşlar, yukarı yönlü ilk kıracağı 2910, daha sonra 3800, daha sonra arkadaşlar 4400 seviyeleri, daha sonra 5050 seviyeleri ve 5950 seviyeleri derken 7200 seviyeleri arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştirdikten sonra. Peki mega boğa rallisi geldikten sonra ne yapacak Maker arkadaşlar? Yukarıda 10600 seviyelerini test edecek ve daha sonrasında yukarıda ise 16000 seviyelerini test edecek sevgili arkadaşlar. Şu anda 4 saatlik ve günlük kapanışlarda arkadaşlar RSI aşağı doğru MACD'de satış bölgesine doğru geçmiş, yani satışlar gelebilir ama 1700 seviyeleri piyasa zaten bu seviyelerden sonraki düşük seyrini göstermekte. Bu bölgeler birçok kişi için alım seviyesi düşünürken birçok kişi için ise alınır mı diye soruları yöneltmekte. Tabii ki kendi rakamlarınızı değerlendirmekte fayda var. Evet hocam, BTC saniyelik demek çok zevkli oluyor. Evet aynen, güzel oluyor, dediğin doğru, katılıyorum. Abi ben kısa vadeciyim. Biraz ondan dedim. Öyle beni üzecek atmıyorum. O zaten margin işlemlerde, margin. Tabii değerlendirmekte fayda var. Okan diyorum. Mollik olanlardan birisi de benim. Evet orada yazıyordu zaten Okan diye gördük. Canım. Yani leak olmak zaten sıkıntılı bir işlem ama bu, yani sonuçta kaybettiğiniz miktarın ufağı küçüğü yok. Yani kayıp kayıptır arkadaşlar. Arpa ne olur? Bakalım arpaya da abone ol. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir abone kazandım. Ben teşekkür ediyorum sevgili Berserker. Önemli değil. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok yeni bir kanalız. Diğer videolarımız da zaten var. Video yayınlamaya devam ediyoruz ama son 3-4 günlük hem rahatsızlığım hem bir yüksek trafik içerisinde bulunmam daha sonra bu süreçten sonra sizlere günlük analizlerim ve bunları paylaşmaya sebebiyet verecek arkadaşlar.
Ve yukarıda bir Telegram kanalımız bulunmakta. Buraya da girmenizde fayda var. Buradaki son gelişmelerin ilk haber açılım kaynağı buradan çıkmakta arkadaşlar. Borsa Trader kanalında bir sinyal robotumuz var. Onları tabii ki bu kanal içerisinde paylaşmıyorum. Sadece ben kendim belli başlı filtrelerimi sinyal robotumuzdan gelmiş olduğu filtreleri Borsa Trader kanalımızdan sizin içeriye buradan belli başlı filtre ettiklerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Tabii bu yükselişler bazen bir saat, bir gün, bir hafta olabiliyor ama trend kırılımı geldiği zaman yükselim olayı kaçınılmaz. Hacim yüksekliği de olduğu zaman zaten şartlar oluşmuş oluyor. Piyasada değerlendiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 1:28'i göstermekte. Yavaş yavaş buradayız. Yayınımızın sonlarına doğru gelecekken piyasadaki son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bitcoin tarafındaki düşüşler var arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımızda 37.178 civarlarında bir düşüş gerçekleştirdi. Ve total iki market cap verilerine baktığımızda arkadaşlar piyasadaki altcoin miktarından para çıkışı devam etmekte. USD dominansa baktığımızda ise arkadaşlar, USD'ye baktığımızda ise evet yukarı yönlü, yani bakın insanlar coinlerden çıkıp miktarlarını yukarıya doğru yönlendirmeye devam ediyor yani. Nakit derken stabil coinlere geçiş devam ediyor. Çünkü düştükçe topluyorlar. Kademeli olarak toplamak mantıklı, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu şekilde. Evet arkadaşlar, piyasadaki 3 kapanışı önemli. 3 kapanış tabii ki piyasadaki Bitcoin'in son gelişmelerine baktığımız zaman buraları test edebilir, aşağısına da atabilir ama ben buralardan sonra, bu atışlardan sonra sert alış tepkileri de geleceğini kaçınılmaz olarak görüyorum. Bu satışların çoğu arkadaşlar panik satışları. Evet arkadaşlar, Bitcoin'de panik satışları geldiği için bu seviyeleri görebilir, test edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu seviyelerden sonra altta ne var? 33.000'ler var arkadaşlar. Tabii 33.000'lere gelmeden önce 35.000'ler var. Yani yukarı yönlü hareketlerini yapabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, canlı yayınımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyor muyuz? Evet. Canlı yayınımızın artık yavaş yavaş sonlarına doğru gelelim arkadaşlar. Sevgili izleyenler, hepinizi kucak dolusu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada güzel bir yayınımızı geride bırakacağız yavaş yavaş ilerleyen dakikalarda. Yayınımızın son 5 dakikası içerisine girdik. Bu manada burada bugün Rusya'nın açıklamaları sonrasındaki Ukrayna tarafı ve dünya basını tarafındaki son gelişmeleri ele aldık. Bu satışların geleceği bu şekilde aşikar arkadaşlar. Bunların çoğu panik satışı. İnsanlar tabii ki belli bir zaman nakitlerde beklemekte fayda var. Nakitlerde kademeli olarak değerlendirmekte fayda var. Bu kademeli olarak değerlendirmek arkadaşlar sizin yüksekten aldığınız token'ın tamamıyla miktarının hepsini all-in yapmamakta. All-in yaptığınız takdirde panik satışı yapmamakta. Panik satışı yapmanız halinde ise token'larınızı kaybetmeniz manasına geliyor. Yukarıdan almış olduğunuz token'ı zaten eğer ki %20'nin %30'un üzerinde, %10 üzerinde düşmüşse, ben kendi şahsıma konuşuyorum, ben satmıyorum. Çünkü bu satış yapmakta o %10 yapmış olduğum zararı tekrar toplamam için arkadaşlar o seviyeyi tekrar yakalamam lazım. O seviyenin üzerinde tekrar alım almak lazım. Yukarı yönlü sert hareketini gerçekleştireceği yani aşikar olan bir token coinlerde bu hareketler yüksek risk içeriyor. O yüzden de kademeli alım, yani %25'ini buradan aldın, %25'ini bir alttan aldın, bir %5'lik 10'luk düşüşten sonra daha sonra oradan aldın. Bu şekilde aldığınız zaman arkadaşlar kar ve zarar ilişkinizi dengeliyorsunuz ve çok da bir zarar etmiyormuş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde aldık. Bitcoin tabii ki panik satışları gelmeye devam ediyor. Bizim yukarıdaki destek kanalımızın içerisine girmesi lazım demiştik. Gelemedi, başaramadı. Burada bir deneme yaptı. 39.500 üzerleri. Orada da başaramadı. Destek satışları, yani destek kanalının üzerinden satışlar geldi. Zaten önceki yayınlarımız, önceki canlı videolarımızı izleyenler arkadaşlar buralardan yatay trendden yükseliş gelecekti ama Rusya'nın son haberine göre olumsuz oldu arkadaşlar. Rusya'nın son haberi piyasalardaki panik satışı durumunu sevk etti ve insanlar da, yatırımcılar, çünkü bunların hepsinin ucunda ne var arkadaşlar? Finansal varlıklar. Ve bu finansal varlıkları kim yapıyor, kim yaratıyor, kim gerçekleştiriyor? İnsanlar gerçekleştiriyor. İnsan psikolojisi gerçekleştiriyor.
Bu yüzden de bu insan psikolojisinin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarda bir olumsuz haberde illa tepki veriyor. Zaten piyasa çok volatil yani çok yüksek. Bakın şu bant aralarını gün içerisinde veyahut da gün içerisinde bu bant aralarını yapabilen bir token coin'de piyasasındayız biz. Kripto varlık birimlerinin işleyişi bu şekilde. O yüzden de tabii ki bu Rusya-Ukrayna gerilimin sonrasında buradan aşırı alımlar gelecektir arkadaşlar. Bu bölgelerden aşırı alımlar yani şu anda da zaten aşırı alımlar geliyor. Buralardan da gelecek. Şu an aşırı alım ve satışın olduğu bir dönem arkadaşlar. Traderlar aşırı alım yapıyor. Panikler, yeniler arkadaşlar. Piyasaya yeni girenler aşırı satış yapıyor yani. Panik satışları geliyor. Tabii kar, zarar ilişkisini akıllı yatırımcılar da vardı. Yani bu dönemde nakitte bir belli bölümünü nakitte tutmak isteyen yatırımcılar da vardır. Bunlar da oluyor. O yüzden de piyasa volatilitesini devam ettiriyor. Tabii bu satışlardan sonra alımlar geldiği takdirde sert yukarı yönlü hareket yapması beklenebilir. Bizim ana hedeflerimizden bir tanesi arkadaşlar şu alan aralığından sonra arkadaşlar eğer ki aşağı 35 bin 36 bin seviyeden aşağısına sevk etmezse yukarı arkadaşlar 39 bin 300-400 seviyeleri kapanışları daha sonra arkadaşlar ne yapması lazım? 40 bin 900 kapanışları daha sonra arkadaşlar 41 bin 810 ve yukarı yönlü hareketlerimiz orada başlayacaktır değerlendirmeye. Evet yani aşırı bir satın bölgesinde RSI bandı. MACD tarafına baktığımızda kararsızlık ve satışla arası tutuşmuş arkadaşlar. Ama dikkat etmekte fayda var. Yatırımlarınızı güzel bir şekilde değerlendirmenizi isterim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu kademeli alımlarda yaparsanız fayda olabilir diye düşünüyorum. Kademeli alım demek yani oyun yapmamanız lazım. Sepet yapmanızda fayda var. Tabii arkadaşlar kanalımıza yeni gelenlere teşekkür ediyorum. Abone olup tüm bildirimleri açtığınız takdirde bir sonraki videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan direkt haberdar olup pozisyonunuzu ve tedbirinizi alacaksınız. Yorumlamalarımı dinleyeceksiniz. Bu kanalda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermedi, içermiyor, içermeyecek arkadaşlar. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir gece geçirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle bir sonraki yayınlarımızda görüşmeyi umuyor ve Telegram kanalımıza da girmeyi ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Kanalı olmuş olduğunuz her destek organik büyümemize bir adım daha bizi yaklaştıracaktır. Bu yüzden de tüm katılanlara kucak dolusu sevgiler diyorum. Saygılar diyerekten iyi geceler diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bereketiniz bol olsun. Telegram kanalımızda ve burada YouTube kanalımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.